istihbarat çalışmalarıyla tespit edildi zaten. Tespit edilen hedefler vurulacak. O kesin, vurulmaya başlandı işte Resulayn'daki ilk operasyon. İşte o açıdan bu alandaki söz konusu harekat Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'ndan daha sofistike olacak. Çünkü tekrar ediyorum, yüz ölçüm daha geniş ve düz bir arazi Meltem. Bak burası çok önemli. Afrin'de bizi en çok zorlayan dağlık alan olmasıydı. Cerablus ve Azed için aynı şeyi söyleyemeyiz. O operasyonda, Mare operasyonları için. Ama buradaki barış harekatında, daha doğrusu şu anda Fırat'ın doğusuna yapacağımız harekatta Türkiye'nin dağlık değil, daha düz bir alan var. O açıdan da biraz daha kapsamlı ve daha spesifik bir hal alacağı kesin. Şimdi bu ilk etapta böyle havadan biz şu anda harekata başlamış gibi görünüyoruz. Fakat karadan da Cerablus'taki eski ÖSO, şimdiki Suriye Milli Ordusu'nun belli bir Hamza Tugayları diye tabir ettiğimiz, oradan tümenler de yavaş yavaş o bölgeye doğru şimdi intikal ettiler. İntikalleri dün başladı. Türkiye havadan ve obüslerle ilk etapta hedefleri vuracak, dövecek o hedefleri. Dövülen o hedeflere de karadan Suriye Milli Ordusu'nun güçleri, tugayları oraya doğru kayacak ve kara operasyonuyla hedeflere taarruz başlatacak. Sonrasında da anlıyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle komandolarla birlikte onlar da ileriki safhatlarda karadan, efendim söyleyeyim, harekata dahil olacaklar. Tabii bunu Türk Silahlı Kuvvetleri bilir, planlamanın ne olduğunu. Biz sadece afaki konuşuyoruz ya da olabilecek senaryoyu söylüyoruz. Ama TSK'nın bir planı var, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. O planın ilk aşaması havadan olacak ki öyle görünüyor. Obüs atışları olacak. Karadan nasıl bir harekat olacaktır, onu da daha ilerleyen safhalarda Sevgili Tuna, görürüz. bir es verelim. Çünkü şimdi Ankara'ya gideceğiz. İhlas Medya Ankara temsilcisi sevgili Batuhan Yaşar Ankara stüdyomuzda. Kendisiyle konuşacağız. Sevgili Batuhan Yaşar, evet, beklenen bir harekattı. Önce harekattan önce harekatın zamanlamasını değerlendirmeni rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyareti öncesinde gerçekleşti. Biliyorsun ki ABD Başkanı Trump'tan tehditkar tweetler üst üste gelmişti ve böyle bir ziyaret gerçekleşecekti. Seni dinliyoruz, neler söyleyeceksin? Evet Meltem, aslında sabah harekatın birkaç saat içerisinde başlayacağını söylemiştik. Aslında beklendiği gibi de oldu. Birkaç saat içerisinde başladı. Ama Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'ndan farklı olarak birisi gece yarısı, birisi sabaha karşı başlamıştı. Barış Pınarı harekatı ise gündüz saatlerinde, öğleni biraz geçe başladı. Dolayısıyla her yer ışıl ışıl, daha güneş batmadı. Her yer görüş alanı çok net. Bunu da söylemek lazım. Peki niye Barış Pınarı? Bunun da üzerinde durmak lazım. Önceki harekatlara baktığımız zaman Fırat Kalkanı tamamen terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik bir isimdi. Bu isim bir kalkan. Buraya geçemezsiniz işte Fırat'ın doğusuna, batısına diye konulmuştu. Ardından Zeytin Dalı yine bir barış unsuru olarak öne çıkan ve çok sık kullanılan terminolojideki deyimlerden bir tanesi. Bu da Barış Pınarı oldu. Pınar aslında hani Türkçemizde de çok güzel bir söz ve orada özellikle bir mutluluk ve bir bereket olarak kullanılır. İşte burada Barış Pınarı da o Fırat'ın doğusundaki 480 kilometrelik hatta yeni yerleşim merkezleri oluşturmak, güvenli bir hat oluşturmak. Dolayısıyla bu ismin de onun için verildiğini tekrar söylemek lazım. Resulayn bölgesinde çok yoğun bir hava trafiği yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları bölgede daha önceden belirlenmiş hedefleri, silah mevzilerini, eğitim alanlarını, silah depolarını ve PKK-YPG'nin tahkimat yaptığı alanları ve orada oluşturdukları sınır çukurlarını, öyle söyleyelim, oraları yerle bir ediyor. Daha sonra yine eş zamanlı olarak fırtına obüsleri devrede, oranın PKK-YPG hedeflerinin vurulduğunu söyleyebiliriz. Buradaki atışlar çok önemli. Dolayısıyla bir taraftan sivil halkın da orada yaşadığını hali hazırda düşünecek olursak, bir taraftan terk edenler de var. Ama bütün bu vuruşlar, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların vuruşları, atışları, bombaları nokta hedefi olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman da askeri terminolojide kullanılan sofistifike atışlar olarak da nitelendirilen
bu atışlar. Dolayısıyla biz sabahleyin yine Resulayn bölgesiyle Tel Abyad bölgesinin boşaltıldığını söylemiştik. Bu sahneyi yine Tel Abyad içinde kısa süre içerisinde göreceğiz. Dolayısıyla o iki bölgenin önce hava hedefleriyle ardından kara araçlarıyla, işte fırtına obüsleriyle, tanklarla, toplarla vurulduğuna şahitlik edeceğiz. Zaten bir taraftan da Akçakale bölgesine getirilen özellikle eğitimli ve daha önce Fırat Kalkanı'nı ve Zeytin Dalı harekatlarını gerçekleştirmiş olan kara birlikleri yine sınırdan içeriye doğru girecekler ve oradaki güvenliği tam anlamıyla sağlayacaklar. Yine istihbarat bilgilerine göre bazı bilgiler ulaşıyor. İşte PKK-YPG'nin oralardan kaçarken, ki özellikle hem Resulayn hem de Tel Abyad bölgesi için bu ifadeleri kullanıyoruz. Diğer yerlerle ilgili bilgiler geldikçe de paylaşacağız. PKK-YPG'nin de Amerikan askerleriyle birlikte bölgede olmadığını biliyoruz şu an itibariyle. Tabii içeriye girdikçe bunlar daha da netleşecek ama Türkiye özellikle havadan hem görüntüleme hem de dinlemelerini, yani askeri alanın dinleme olayını da gerçekleştiriyor bir taraftan. Bir taraftan da nokta vuruşlarla terör örgütü PKK-YPG'ye gerekli şeyi veriyor, askeri karşılığı veriyor. Dolayısıyla diğer taraftan da Amerikan askerlerinin diğer bölgelerden, işte PKK-YPG'nin işgal ettiği ve zorla edindiği bölgelerden de çekilmesini bekliyoruz. Onlar çekildikçe operasyon diğer alanlara da yansıyacak ve böylelikle o 480 kilometrelik hat tamamen terörden arındırılacak ve temizlenecek. Şunu da söylemek gerekiyor. Fırat'ın batısına baktığımız zaman orada işte Cerablus ve Afrin ve ardından da son olarak İdlib'de tam bir sükunet sağlanmış durumda. İdlib'de bazı olaylar oluyor ama en azından İdlib'den, o bölgeden, daha doğrusu genel manada baktığımız zaman Fırat'ın batısından Türkiye'ye terör ihracı tamamen durmuş durumda. Bunun da altını çizmek gerekiyor. İşte şimdi doğusunda bu hat bir taraftan yapılıyor. Bir de şunu da söylemek lazım. Türkiye şu an içeride 100'ün üzerinde irili ufaklı operasyonlar yaparak PKK'nın bir yeni baharı, yani 2020 yılının baharını görmemesi için yüzlerce operasyon içeride devam ediyor. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 harekatları Irak sınırının o 380 kilometrelik alanında devam ediyor. Oraların da Türkiye için güvenli hale gelmesi ve Türkiye'yi tehdit etmemesi için, sınırın güvenli hale getirilmesi için onlar yapılıyor. Bir taraftan savaş gemileri eşliğinde Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri devam ediyor. Diğer taraftan İran sınırı beton bloklarla kapatıldı ve elektronik sistemlerle de tam görülebilir hale getirildi. Orada da güvenlik sağlandı. Yani şunu demek istiyorum. Sadece biz Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı harekatına değil, fotoğrafın tamamına bu şekilde bakarsak ne yapılmak istendiğini çok daha doğru okuyabiliriz. Gerçekten Türkiye'nin ulaştığı güç anlamında da şunu söylemek lazım. Cumhuriyet tarihi boyunca bütün hükümetlere baktığımız zaman aynı anda birçok hedefle baş edebilen ve mücadele edebilen, ki demin saydığım başlıklara bakıldığı zaman hepsi dünyada yapabilen birkaç sayılı ülkenin olduğunun da altını bu noktada çizmek gerekiyor. Bu açıdan da bakıldığı zaman gerçekten Türkiye'nin ulaştığı gücü ve gerektiği zaman korkusuzca süper güçler de karşısında olsa bunu kullanabildiğini ve bunu kullanma kapasitesine ulaştığını, bu güce, bu sorumluluğa ve bu kapasiteye ulaştığını gerçekten görmek gerekiyor. Bu açıdan bakılacak olursa ülkemiz için hayırlı olsun. Gerçekten Mehmetçiğin çok büyük morale ihtiyacı var. Savaşa hayır veya işte gidip orada teröristlere bekçilik mi yapacağız? Veyahut ya terörü Esad temizlesin, biz de ona yardımcı olalım gibi cümleleri aslında Türk milletinin moralini bozuyor ve Mehmetçiği de incitiyor. Bunun da altını kalın bir kırmızı çizgiyle çizmek gerekiyor. Şu an orada görev yapan yüzlerce Mehmetçik hepimizden, bütün Türkiye'den dua bekliyor. Bütün Türkiye'nin destek mesajlarının arkasında istiyor. Dolayısıyla savaşa hayır derseniz siz, o bataklıktan Türkiye'ye terör ihraç edilmesi devam etsin manasına geliyor. Esad değil, 40 yıldır dünyada hiçbir ülke bataklığı Türkiye'nin yerine veya Türkiye'nin adına kurutmak gibi bir amacı hiçbir zaman olmadı. Aksine
O bataklık stratejik ortaklarımız, hatta müttefiklerimiz tarafından sulandı ve daha da Türkiye'yi zora sokmak için terör ihraç eder hale getirildi. Bu açıdan bakılacak olursa göç yolda da düzülür bir taraftan. Şunu unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK stratejisi, PKK politikası artık sil baştan değişti. Bu süreçte hepimizin sabırlı olması ve adım adım bu harekatı ve hiçbir Mehmetçiğin burnu bile kalamadan inşallah bu harekatı tamamlaması için destek olalım ve onlara dua edelim. Bu açıdan bakılacak olursa gerçekten Türkiye bir taraftan büyük işler yaptı. Bakın, Fırat'ın doğusu batısı fark etmez, buralara giremez deniliyordu. Ne Fırat Kalkanı için, ne Zeytin Dalı için, ne de İdlib için. Bu üç harekat yapıldı. Hatta Hillary Clinton ve Graham, Senatör Graham demişti ki işte biz PKK'yı, SDG'yi, adı neyse işte PKK başlığı altında toplanıyor, orada hiçbir zaman bırakmayacağız. Dolayısıyla bütün bunları da göz önünde alınacak olursa burada Türkiye'nin kararlı duruşu, dik duruşu ve tezlerinin arkasında hiçbir şeyi bırakmaksızın dimdik durması, Amerika Birleşik Devletleri bile karşısında olsa bir yıl içerisinde Türkiye'nin çizgisine geldi. Trump'ın son tweetlerine de dikkat etmek lazım. Trump'ın önceki birbiriyle çelişen tweetlerin üzerinde de çok fazla durmamak lazım. Çünkü bir taraftan azledilme süreci devam ediyor. Bir taraftan iç politikaya yönelik mesajlar veriyor. Bugün sabah attığı tweetlere bakılacak olursa işte Almanya ve Fransa'dan gelen dün Kürtleri Türkiye, Kürtlere karşı operasyon yapıyor, işte Kürtler öldürülüyor gibi sözlerinde ne kadar cahilce olduğunu bize gösteriyor ki. Doğru. Fırat Kalkanı bölgesinden ve yaklaşık 7 yıldır Türkiye'ye kaçan yüz binlerce Kürt Türkiye tarafından bağrına basıldı ve bu lafları eden Almanya, Fransa dahil olmak üzere Amerika'yı da bunun içine katabiliriz. Hillary Clinton'ın da tweetlerine bakacak olursak bir tane Kürt'ü bile gel bunu da biz misafir edelim demedi. Dolayısıyla Türkiye PKK, PYD eşittir Kürtler değildir. PKK, PYD eşittir terör örgütüdür. Kürtler zaten bizim bağrımızda, Türkiye'nin içerisinde yüz binlercesi 2013 yılından beri yaşamaya devam ediyor. Türkiye adından da müstesna olmak üzere Barış Pınarı harekatıyla bölgeye gerçekten barış getirecek, huzur getirecek. Orayı terör örgütünden arındırdıktan sonra da Türkiye'de misafir ettiği Suriyelilerin kendi öz vatanlarına, topraklarına, kendi sıcak evlerine dönmeleri sağlanacak. O hat komple önemli. Zaten onun arkası, yani 35-40 kilometre sonra, 50 kilometre sonra, bilenler bilir ki ben karayoluyla o bölgeyi gitmiş birisi olarak, çöldür. Dolayısıyla Türkiye ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Ne yaptığını da çok iyi biliyor. Kendi ulusal güvenliği, kendi çıkarları için göbeğini dördüncü kez kesmiş durumda ve terör koridoruna bakıldığı zaman İran sınırı, Irak sınırı ve Suriye sınırı, Fırat'ın doğusu batısı ikisi beraber ta Akdeniz'e kadar uzanan yolda öteden beri hesaplanan ve varılmaya çalışılan PKK terör koridorunu bir kez daha yıkmış ve dümdüz etmiş durumda. Hep beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olalım. Bir taraftan da öncesinde ve sonrasında Türkiye aval aval beklemedi. Eli de armut tutmadı. Özellikle o bölgedeki bütün planlar, yerleşim merkezleri, silah depoları, Amerika'nın verdiği hafif silahlar, ağır silahlar, eğitim alanları açık ve kapalı. Hepsinin yeri Türk istihbaratı tarafından tespit edilmiş durumda. Dediğimiz gibi çok sofistifike bir harekattan bahsediyoruz. Nokta atışlarıyla bütün bunlar bir temizleniyor ve evet, gerçekten hepimiz destek olmalıyız. Hani genel olarak baktığımız zaman bu şekilde bir özet yapılabilir Meltem. Çok teşekkür ediyoruz Batuhan Yaşar değerlendirmeleriniz için. İlerleyen saatlerde yeniden konuşmaya, gelişmeler oldukça değerlendirmeye devam edeceğiz. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar.